Burası Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiftepınar Köyü. Bugünkü yemekler bizden. Anadolu ikramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir köyünde birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Mersin'e özgü yemeklerin tariflerini Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiftepınar Mahallesi'nden Arife Ünay ve Sunay Yıldız veriyor. Bugün size fellah köftesi yapacağız. Bizim burada sarımsaklı köfte de denir, parmak bastı da denir. Malzemeleri bir sayayım. Bulgur, 2 kaşık domates salçası, 2 kaşık biber salçası, 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber, sarımsak. Sosu için domates, kendi yapımımız domates konservemiz. Kendi bahçemizden topladığımız maydanozumuz, gene kendi bahçemizden koparttığımız, dalından aldığımız limonumuz, kendi bahçemizden yaptığımız zeytinyağımız. Malzemeler bunlar. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Önce bulguru döküyoruz. Burada ılık suyumuz var. Onunla bulgurumuzu önce ıslatıyoruz. Biraz zahmetli olacak. Bunu ıslatmamız gerekiyor biraz şişmesi için. Bunu böyle ıslatıyoruz. Beklememiz lazım. Bunu böyle 10 dakika bekleyeceğiz. Bunu beklerken maydanozumuzu doğrayalım. Hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Şimdi salçamızı koyuyoruz. Domates salçamız, biber salçamız. İrmiğimiz. Karabiberimiz, kimyonumuz, el yapımı acı süs biberimiz, ben bunları göz kararı atıyorum, ölçüsü yok, bulgurumu da ölçmedim, hepsi göz kararı. Bu da unumuz. Şimdi yoğuruyoruz. Bunu bayağı zahmetli yoğurması. Biraz acısı fazla olursa tadı güzel olur, baharatlı olursa. Bu buraya ait değil. Her yerde herkes yapabilir bunu. Bu bizim kendi şeyimizden Kürt köftesi derler. Sarımsaklı köfte derler, fellah köftesi derler. Bu hamurdan içli köfte olur, analı kızlı olur, topalak olur. Bunlar bizim genelde bu sarımsaklı köfte, içli köfte günlerimizde, yemeklerimiz arasında. Ama topalağımız mevlütlerde, düğünlerde, asker yemeklerinde olur. Bu şimdi bizim bayanlar arasında günde yapılan bir menü. Eskiden çok enerjimizi sarf etmedik ama ekmeği çok yaptık.
hamur büyük leğenlerde hamur yoğurduk, ekmek yaptık. Biz çok kalabalık bir aileydik. Gelenimiz çok olurdu. Kendimiz de kalabalıktık. 12 kişiydik evin içinde. Herkes gelin oldu, evlendi ama 12 kişi devamlı duruyor yani. Eskiler tabii ki şimdikilere göre biraz meşakkatlıydı. Ekim biçilirdi, harman kaldırılırdı. Büyüklerimiz çift sürerdi hayvanlarla. Orakla ekim biçerdik. Şimdi buralarda narinciye var, limon var, portakal, mandalina, zeytin. Yeni yeni avokadoya döndüler. Arıcılık var. Şimdi bu hazır. Yoğurduk, hazırladık. Şimdi yapım aşamasına geldik. Bunu küçük küçük yuvarlayacağız. Küçük küçük yuvarlayacağız böyle. Sonra keseyim ben. Ben küçük yaparım. Böyle parmağımızı basıyoruz. Bu şimdi çabuk olmaz. Onun için bir kişi daha lazım. Yeğenimi de çağırayım. Gel Fazilet. Fazilet. Gel. Şuraya. Mersin sıcak bir şehir olduğu için yine de kışın ortasında biz şu an bayanlarla dışarıda yemek yapıyoruz. Mersin sürekli yağmur yağar kışın ama ben buraya hiç kar yağdığını bilmem. Bir çocukluğumda güzel kar yağdı. Bir de geçen sene hafif bir serpiştirdi. O kadar kepek. Yağmadı. Kepek kar yağdı yani. Düşün şu an kışın ortasındayız ama açık havada yemek yapabiliyoruz arkadaşlarımızla. Şu anda tam zeytinin zamanı, zeytin ağaçlarımız toplandı, yağını yaptık. Boylu boyunca zeytin ağacı var evimizin dört bir tarafında. Bahçemizin kenarlarında da var. Hemen şu evimizin yan tarafı yüzlerce limon ağacımız var. Bu 12 ay limon başında olur sürekli. Hiç kesilmez. Burada limon, mandalina, portakal, nar, muz, kivi, avokado, cennet meyvesi, yeni dünya, murt. Burası sıcak bir iklim olduğu için dört mevsim olarak da bütün meyve ve sebzelerimizi yetiştirmekteyiz. Ateşimiz yandı, suyumuz kaynadı, köftelerimiz de bitti. Şimdi köftelerimizi atmaya gelecek sıra. Şöyle köftelerimizin suyuna, tuzunu atıyoruz. Her şey göz kararı. İki de limon sıkıyoruz suyuna. Ben limonu sıkayım. Sunacığım sen de suyumuzu getir. Biraz daha su koyalım tenceremize. Şöyle limonumuzu da döküyoruz. Şimdi
köftelerimizi döküyoruz. Şöyle birbirine yapışmasın diye karıştırıyoruz. Şimdi bu kaynayacak. Bu haşlandıktan sonra domatesimizi kavuracağız. Maydanozlu, salçalı, zeytinyağlı kavuracağız. İçine de köftelerimizi atacağız. Harmanlayıp bol sarımsaklı yiyeceğiz. Şimdi bu oldu. Bunu alıyoruz. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Yağımızı ben göz kararı döküyorum. Salçamızı koyuyoruz. Domates sosumuzu döküyoruz. Şimdi bunun içine biraz suyundan haşlamış olduğum suyundan dökeceğim ki kuru olmasın diye. Bunun asıl lezzeti suyunda kaynadığı için asıl lezzet suyunda. O da ziyan olsun, heba etmek istemiyorum. Ziyan olsun istemiyorum. Şimdi sarımsağını koyacağım. Bizim buramızın birçok yemeği var. Topalak yemeğimiz var. Yüzük çorbamız var. Dövme pilavımız var. Nohut yağımız var. İçli köftemiz var. İçli köfte de aynı bunun hamurundan olan bir yemek. Bu yoğurduğum hamur gibi yoğuruyorsun. İçine kıyma dolduruyorsun. Topalağı sulu oluyor zaten. Birkaç çeşitleri var bunun. Analı hızlısı var. Sıkmamız var, gözlememiz var. Sıkma dediğimiz hamuru yoğuruyoruz, bazlamamızı açıyoruz, arasına peynir koyuyoruz. Patatesli yapıyoruz, ıspanaklı yapıyoruz, peynirli yapıyoruz. Hepsini her çeşit ottan, genellikle bahçemizdeki otlardan yapıyoruz bunları. Maydanozumu da döktüm. Şimdi köftemi atacağım. Baharatlarımı atıyorum. Kimyon,
karabiber. Kırmızı biber. Şimdi limonumuzu döküyorum. Bunu ocaktan alıyorum. Şu anda yemeğimiz hazır. Şimdi şu masamızı şöyle toplayalım. Servisimizi açalım, afiyetle yiyelim. Burada herkes kendi bahçesinde ne varsa onu hazırlar. Bu narları dalından topladım. Bıçakla kesip çırpıyoruz. Ondan sonra bunu kaynatıyoruz. Nar eşkimiz oluyor. Bu nar eşkisi. Eşki nardan yapılır. Tatlı nardan yapılırsa güzel olmaz nar eşkimiz. Buranın mevsimine göre yapıyoruz hazırlıklarımız. Bunlar kış hazırlıklarımız. Bu görmüş olduğunuz zeytin ağacımız var. Bunlar bu zeytin ağacımızdan topladığımız siyah zeytinimiz kurma oluyor. Sele zeytini. Bunun içine tuz atıyoruz, kaya tuzu. Arada böyle bir sallıyoruz. Siyah zeytinimiz oluyor. Bu kendimizin kırmış olduğu yeşil zeytinimiz. Taşla kırarız bunu. Arada 2-3 güne bir suyunu değiştirip tatlandırırız. Ama kışlığa koyacağımızın suyunu değiştirmeden direkt tuzlu suya koyarız. O da kışlık yeşil zeytinimiz olur. Bu zeytinyağımız, zeytinlerimizden olan. Bu zeytinyağını da eskiden annem rahmetlik kendi imkanlarımızla yapardık. Bez torbanın içine koyardı, sıcak suya sıkardı. Kendi imkanlarımızla yapardık. Şimdi her şey fabrikasyon olduğu için fabrikada çıkartıyoruz. Topluyoruz, götürüyoruz, fabrika çıkartıp yağ olarak veriyor. Bu da kışlık turşu ama bunu bazıları kendi yetiştiriyor, bazıları da hazır alıyor biberini falan. Bunların hepsini kış için hazırlıyoruz. Kış oldu muydu da hazırladığımız ürünleri kışın rahat rahat bereketle yiyoruz. Hadi bakalım buyurun hepimize afiyet olsun. Bu da Mersin'imizin meşhur kereviçi. Eskiden Ramazanlarda bulunurdu, şimdi 12 ay yapılıyor. Bunun ana maddesi un, irmik, şeker. İçindeki de çam fıstığı, Antep fıstığı. Şu da köpüğü. Köpüğümüz biraz ağır yapması zor. Çöven otuyla yapılıyor. Çöven otu 2 saat kaynatılıyor. Şekerli şerbetle çırpılıyor. Aynı bir krem şanti gibi oluyor. Ondan sonra kerevişle birleştirilip yeniliyor. Şimdi bunu da bir servise alayım. İçi fıstıklı, üzerine de tarçın serpiyoruz.